Evet, geldik son videomuza. Kovalar ve balıklar haftalık Joker açılımı. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Evet, artık son defa anlatıyorum son videomda. Damağım kurudu. Joker açılımı. Joker kartı kullanılarak yapılır. Haftalık açılım yapabilirsiniz, aylık açılım yapabilirsiniz, fark etmez. Joker kartının düştüğü ev ya da merkeze düşmesi ayrı ayrı yorumlanır arkadaşlar. Joker açılımı 1984'te öğrendiğim. Hep 84'te kaldım herhalde ben dostlarım. Sık sık 84 diyorum. Demek ne kadar beni etkileyen bir yılmış ki. Gerçekten çok önemli bir temel atıldı. Temel ve çatıdan bazen sular sızdı. Bazen kapı pencere tamiratı zordu. Fırtınaya dayanmadı ama temelim sağlanmış. Hala tarot bakabiliyorum. Astroloji yıldızname bakabiliyorum. Ruhları şad olsun bilinmeyen dergisini çıkaranlara. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Diğer boyuttan. Evet. Hepsine teşekkürler ediyorum. Nurlar da yatırsın Allah'ım. Evet. Bir işi zevkle yapmak ayrıdır. Bir işi dikte ederek yapmak ayrıdır. Bir işi azimle yapmak ayrıdır. Azimin üzerine hırs koyarak yapmak ayrıdır. Ama Canan, Canan olalı beri, Astro Canan olduğundan beri ve daha önceden beri ben her şeyi bilirim demedi. Oturdu. Bir çingene kadının dizinin dibine ondan bakla falını da öğrendi. Hiç Türkçe konuşamayan bir adamın yanına ve karşısına oturdu. Ebcedi öğrendi. Ben bilirim demedi. Hala da demez. Hala da demez, hala da demez. Sen yanlış biliyorsun diye hiç kimseye demez. Dediğimi duydunuz mu arkadaşlar? Beni ben yapan saygılarımdır, insanlara verdiğim değerdir ve şu kadar söylüyorum, kimsenin gölgesi olmadım. Gölge edenin gölgesi olmaz. Ben sentezleyip baktım. Ha yani bir bakla falını kaç yıl olmuştur bakalım, 1982 hesap edin siz. Ruhumda özümsemediğim, inanmadığım hiçbir şeyi sizinle paylaşmadım. Reiki şifa enerjisiyle, evrensel şifa enerjisiyle çok hastalığımı tedavi ettim. Sizde de uyguladım arkadaşlar. Kısacası kimseyi taklit etmedim. Taklit de edilemem. Bu kadar söyleyeyim. Seviyorum sizi. Arkadaşlar, Joker açılımında karşınızdayım. Devam ediyoruz. Sevgili kova burçları. Sayın, ben yanlış sayabilirim. 12 tane sayacağım. Sayın, sayın. Hadi bakalım. Şimdi Joker kartını da araya koyduk. Sevgili kova boşlar. Yani size de yaranmak o kadar zor ki anacığım. Anacığım, bu kovalar beni öyle korkutuyor ki, öyle korkutuyor ki, çok zekiler. Kovalar bir, ikizler iki. Yani beni korkutuyorsunuz arkadaşlar, bugün kalpten gideceğim. İkiniz de çok zekisiniz, yetişemiyorum anam sizin zekanıza, mümkün değil, mümkün değil. Evet. Hadi bakayım. Gezegen zarlarımızı atıyorum. Bu hafta neler verecek bakayım bize. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şuraya baktığımda Başak burçlarıyla ilişkiniz şifalanıyor. Disiplinli çalışmayı ve para kazanmayı hayatınıza katıyorsunuz. Bu haftanın işareti bu. 7 diyor arkadaşlar, uğurlu sayınız 7. Ve 7 değişimi işaret ediyor. 7 kat gökyüzünü, yıldızlar seni destekliyor diyor. Ve bakıyorum şuradan arkadaşım. Neptün, hayaller yıldızı Neptün, hayallerin gerçekleşecek diyor. 14 gün sonrayı bekliyor. Ve iki kişi karşılıklı konuşacak diyor. Telefon konuşması, hissiyatım o yönde. Ay birinci kat. Ay ben bu hafta
Haftalık açılımda 3 kişiye, 3 burca sanırım hep joker çıktı. Gerçekten mutluluğa bir adım kalmış, müjdeler olsun. Parasızlık canını sıkıyor, tak etti canına. Ama düzelecek, merak etme. Yüzük takılıyor, bekar kovalar. Yüzük barış ve mutluluk olacak. Ve şurada var ya, Meltem gibi aşk esecek, soğukluğun üzerine barış var. Gördünüz mü, dengesiz olan birisi çıkıyor hayatından. Ya da babayla, anneyle ilgili bir sorun var, dengesizlik var arkadaşlar. Aile içi çatışmalara dikkat edin. Ve sizi ayırmaya çalışan bir kara büyünün varlığından haberdar mısın? Koç, akrep ya da yengeç burçlarıyla olan ilişkilerinizde büyüye dikkat edin. Büyü var arkadaşlar, dikkatli olun ve dengenizi kaybetmemeye bakın arkadaşım. Yeter ki böyle kendini koru. Az gelecek ama bereketli olacak bir yaşama dokunuyorsun. Bakınız, evli olanlarda eşiyle ilgili bir sorun çözülüyor. Aynı zamanda bakın, büyücü kartı ve aşk üçgeni görüyor musun? Kesinlikle uzun süre önce yapılmış bir büyü seni de etkiliyor, partneri de etkiliyor. Çözdür onu. Şu anda uzaklardan gelen haber seni sevindirecek. Telepatik bağ kurmuşsun. Yakında telefonun geliyor. Her türlü iyileşmeyi hayatına katıyorsun. Sadece ve sadece bir acı söz zihnini kurcalamış. Lütfen bilinçaltı temizliğini yaptır ve büyüleri çözdür, ilişki rayına oturacak. Ben gelecek diyorum, kesinlikle gelecek arkadaşım. Özellikle Kova Başak, Kova Akrep, Kova Yengeç, Kova Balık aşklarında gelme var, görüşme var, mutluluk var. Daha ne olsun anacığım, gerisi de size kalmış. Artık ben önünüze seriyorum, aşkı da siz yaşayın, benden bu kadar. Geliyorum. Hadi anacığım bakalım, hadi. Hadi bakalım, hadi. Balıklar bana çok kızıyorlar. En sona kaldık, dona kaldık. Şimdi sizi en son çekiyorum ama biraz sonra en başta yayınlayacağım. Çatlasınlar hanım. Balıklar, çatlasın diğer burçlar. Hele koçları en sona koyacağım. Hep sizi en öne koyuyorum. Koçlaşım diyorum. Bu sefer de başkalarının yanında olacağım sevgili koçlar. İzliyorlarsa beni şimdi topa tutarlar. Hadi balıklar. Vallahi sizinkini en önce yerleştireceğim. Gerçi koçlarınkini verdim. Benim telefonda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yeni bir yani yeni bir düzen oluşturulmuş telefonda. Yeni bir sürüm var. Ben de hangi kelimeyi nerede kullanacağımı sayıklıyorum, duruyorum. Sürüm işte, sürüm. Kimi sürüm, kimi dürüm. Aman uf. Ay ne zor şey şu elektronik ortamda iş yapmak. Önceden arkadaşlar, ben 3 yıl öncesine kadar Android telefon, dokunmatik telefon hiç kullanmıyordum. Kafelerde çalışıyorduk. Hep derim ya, böyle yani kameraların altında çalışıyoruz. Uzun yıllar böyle çalıştık. Bir odaya alıyorlar bizi ya da bir bölmeye alıyorlar. Elimizde kartlar, kağıt, kalem, yıldıznameler, iskambil falları, kahve falı, kırıla gidiyoruz. Kamera yukarıdan. En ufak bir telefon melefon versen, yazsan adam seni görüyor. Zaten yazamazsın. Yani ben yapmam dedim mi yapmam zaten. Kimseye gizli bir numara falan vermem. Telefonunu da getiremiyorum kafeye. Atıyorum telefonu dolabın içinde. Bazen 2 gün 3 gün açmadım oluyor. Annem merak edermiş, bu kız ne oldu, öldü mü kaldı mı falan filan. Telefon dolabın içinde kalır. İnanır mısınız, şarjı biter. Telefon açılmamış olur. O eski tip, hani yaşlı hanımlar beyler kullanıyor ya, hala kullanıyorlar, dokunmatik kullanmayı bilmeyenler olabilir. Ben o eski telefonlardan kullanırım, günlerce de açmazdım. Şimdi bu, bir baktık Instagram falan çıktı, yavaş yavaş girelim dedik. Instagram'da bir sene yaprak kıpırdamadı falan. Zaten arada bir atıyordum, yani haftada bir ya da 10 günde bir atıyordum. Çünkü çalışıyorsunuz, bir de ders veriyordum akademide falan o dönem. Derken haydi yasaklar başladı mı? Hemen gittim bir Android telefon aldım. Artık internete öyle başladık ve
Yani bu yasaklarla beraber ben akıllı telefon kullanmaya başladım. Düşünün yani kesmesini, biçmesini bir süre başkası yaptı. Ücretli birisi çalışıyordu. Yani kesmesi, biçmesi bunların hepsini şu an kendim yapıyorum. Bakalım yakında da bir laptop alacağız. Laptopum var da yenileyeceğim. Bakalım. Elektronik ortam çok yorucu. Tam zamanlı bir iş. Arkadaşlar bayağı yorucu. İşi, gücü bırakıyorsunuz. Bu ortamdasınız yani. Bayağı bir dediğim gibi tam zamanlı bir iş. Arkadaşlar şimdi ben hani belli bir düzeye geldikten sonra kafelerde çok olurdu ben hani biraz daha onlara göre ileri yaştaydım. Herkes istiyor ki ben olayım, böyle dirsek gösteriyor falan. Hani o zaman tabii mesela 40'lı yaşlardaydım. 43'tüm, 45'tim. Şimdi 55 olduk. Geçen gün de birisi yazmış videonun altına falan. İşte yaşımla ilgili falan bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar boşuna zahmet etmeyin. Ben ölsem de ruhum gelip bunu yapacak, tamam mı? Ben ölmediğim sürece tarotlarımla beraberim, yıldız namelerimle beraberim. Çatlasanız da patlasanız da bu mecradayım. Haydi bakalım. Çünkü ben yaşım küçük demedim, başladım. Bu benim yaşama biçimim. Haydi bakalım. Var mısınız arkadaşlar? Benim videomun altına yaşımla ilgili yazanlar, size bir tavsiyem var. Size bir tavsiyem var arkadaşlar. Şunu söylüyorum. İnsanların tecrübelerinden faydalanın. Ben bilirim demeyin. Ben bilirim demeyin. Her şeyi. Sonra kıçınızın üzerine oturturlar sizi. Tamam mı? Seni bir kelimesiyle döver yani. Tecrübesi döver bazı insanların. O yüzden kimsenin yaşıyla başıyla uğraşmayın. Oturun ekmeğinizi kazanmaya bakın efendim. Hadi bakayım balıklar. Kaynatmadım sizi. Kaynatmadım sizi. Öne alacağız dedik ya. Hadi bakalım balıklar. Dün de ne olmuş biliyor musunuz balık burçları? Yine telefonuma işte sürüm örneği değişti ya. Normal modda yükledim. Bir yanlışlık oldu. Bir düzeneye bastım. Gizli moda almış. Dün akşam yüklememe rağmen yıldıznameyi bu sabah ben gördüm gizli modda olduğunu. Kesinlikle benim hatam değil. Dediğim gibi bir sürü düzeneyi değiştirmek zorunda kaldım ki çözülmedi daha. Telefondaki sorun çözülmedi. Çözeceğiz inşallah bakalım. Neyle çözeceksek. Ne yapalım bilmiyorum ki. Rüyamda şeye yatayım dostlarım, istihareye mi yatayım? Nikolay Tesla'yı çağırıyormuşum. Ah Nikolay Tesla, öbür boyuttan gel de benim şu telefonumu düzelt diyormuşum. İnşallah düzeltir. Nikolay Tesla'nın ruhunu çağıracağım bakalım. Dostlarım, balık burçları. Evet, şu anda istediğin pek çok şeye kavuşmak üzeresin. Pes etme, sakın pes etme. Maddi olarak vallahi veren el alan elden üstündür diyor. Bir alma verme dengesi kurmuşsun. Paralar geliyor. Gelsin. Gelsin anam size. Bolluğa kavuşun. Bir ritüel yapmışsın. Parayla ilgili ve işle ilgili. İşe giriyorsun, parayı cukkalıyorsun. Hane içerisinde bakın çok sıkmışlar seni balık burcu. Annen ayrı söylüyor, baban ayrı söylüyor. Evin içinde bazı kaoslar var. Evliysen karı koca çatışması var. Ay bıkmışsın. Ay bir yer olsa da gitsem, alıp başımı gitsem diyorsun. Haklısın. Katılıyorum. Alıp başımı gitsem de sözünü çok iyi bilirim. Ama merak etme. Şans yüzüne gülecek. Mesleki anlamda zirve yapacaksın. Yeni bir telefon, yeni bir bilgisayar alıyorsun. Evliysen çocuklarınla ilgili gelişmeler var. Bir mahkemelik olayın var, lehine çözülüyor. Evet. Balık burçları. Çapkın bir kocan mı var? Çapkın bir partnerin mi var? Balık hanımları.
Ya da balık beyleri. Bulanık suda balık avlama balık beyi. Çapkınlık mapkınlık yapma yakalanırsın. Balık hanımlarına da diyorum. Kocanızda bir haller var yani. Takip edin onu. Maddi olarak kocanda para var. Belki de para azdırmıştır bunu. Ne diyorsun ya? Vallahi para bozuyor bazen. Vallahi hele erkekleri. Hemen parayı buldu mu kadını değiştiriyor. O kadın yetmiyor öbürüne gidiyor. Öbürü yetmiyor diğerine gidiyor. Allah ortaya düşüyor adam ondan sonra. Para azdırıyor erkekleri. Vallahi azdırıyor. Dikkat edin. Arkadaşlar uzaklardan haberler geliyor. Ne haberler? Yeni başlangıçlar yapıyorsun. Vallahi birilerinin lafı ağzına tıkamışsın. Sen var ya balık burcu bir numarasın. Süper. Vallahi zenginlik kartıyla çıktı. Hele koca moca çapkınlık yapsın. Ya da partner. Onun var ya böyle tekerini ters çevireceksin. Hadi git gidebilirsen diyeceksin. Gör bak. Ve bilinçaltın diyor ki ben hep kazanırım. Kaybetme nedir bilmem. Gerçekten de kazanacaksın. Bakıyorum sevgili balık burcu size zar attım mı atmadım mı? Yok atmadım size zar. Herhalde atmadım. Bakalım bir zarınızı atalım. Arkadaşlar 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde bir haber geliyor. Ve geçmişten gelen birisi hayatına dokunacak. Ve iki uğurlu sayın, iki melek enerjisi geliyor. Boğa burçlarıyla bir ilişki başlayabilir. Balık burcu gördün mü? Havalı bir kadını alt ediyorsun. Erkek balıksan havalı bir kadınla beraberliğin başlıyor. Eğer kadın bir balıksan şu var ya çapkınlık yapan partneri ya da kocayı bu havalı kadınla yakalayıp bir güzel canlarını okuyorsun. Benim dediğim olur diyorsun. Yani ayrıl bence. Neyse. Orası sana kalmış benden söylemesi. 0546 481 3506. Oh ne güzel bitti. 12 burcunda yayınlanması bitti arkadaşlar. Telefonuma yeni sürümle ilgili yeni deneyimler yaşatacağım. Hadi bakın bana da dua edin ne olursunuz. Yeni sürüm bana hiç iyi gelmedi arkadaşlar. Videolarımı zorla yayınlıyorum. Ona buna yalvarıyorum. Hadi bana bilenler varsa bir alo desin. Hoşça kalın efendim. Dostça kalın.